Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım. Bunların hepsi yalandır. Böyle bir şey yoktur. Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Ama böyle bir şey olmadı. Yok eşimi kaçırmışlar, beni tehdit etmişler, albaylar. Bunlar birkaç şizofrenin, hasta insanların. Onlara yani ciddiye alıp yaymak da bir problem ama neyse. Böyle bir şey yok. Bunları bir kapatalım. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda YSK'nın açıkladığı rakamlar ve oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum. Oy çalmışlar mıdır? Evet çalmışlardır. Doğrudur. 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Hayır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum. Yani bu böyledir. Eğer bir yarışa girerken karşıdakini kutlayamıyorsanız o yarışa girmeyeceksiniz. Yeniden hazırlanacaksınız, bir sonrakinde galip geleceksiniz. Bu böyledir. Yani arada 10 milyon fark var değerli arkadaşlar. 10 milyon fark var. Bunları görmek istedim. Onun için kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Böyle bunların hepsi palavradır. Bunlar doğru değildir. Sadece tweetlerle öğrenilmesi şık olmamıştır. O konuda bir hatam oldu. Demirtaş'a özgürlük siyasetinin AKP ve MHP bloğuna oy kazanıldığı söylemlerine siz ne diyorsunuz? Demirtaş'a özgürlük söylemini kim yaptı? CHP'nin yaptığı bugün medyada da yer aldı. CHP'nin yaptığı iddia. Hangi medyada yer aldı? CHP'nin böyle bir söylemi olmadı. CHP'nin Türkiye'ye özgürlük söylemi oldu. Türkiye'ye demokrasi söylemi oldu. Ama CHP'nin özel bir şahsa yönelik bir özgürlük söylemi olmadı. Ben hiç duymadım en azından.